Şimdi sizin gibi insanların o dönemde katılması AK Parti'nin İslamcı imajını büyük ölçüde kırılmasına ve kendinden olmayan kesimlere açılmasına yol açmıştı. Bugün bakıyoruz, sizin gibi insanlar yok ama AK Parti içerisinde önemli yerlerde olan, Cumhurbaşkanı'nın yakın çevresinde olan insanların önemli bir kısmı İslami hareketten gelmiyor. Evet. Ama yani şu andaki AK Parti iktidarı, iktidarın kendisi daha doğrusu, baktığımız zaman bir Milli Görüş Hareketi'nden vesaire gelen insanların bir ağırlığı yok. Ama hiçbir zaman da sizlerin içinde bulunduğu çoğulcu görünümlü AK Parti imajı da vermiyor. Evet, şimdi bir çok doğru bir tespit yapıyorsunuz. Bir sürüklenme var. Benim de tespitim odur. Bugün Adalet ve Kalkınma Partisi'nin tepesinde dindar bir kadro yok. Dinci bir kadro var. Şimdi dindar başka bir şey, dinci başka bir şey. Dindar kutsal değerlere samimiyetle inanan ve o değerlere uygun biçimde yaşamını sürdüren insanlara denir. Dinci, dinin toplum üzerindeki gücünü bildiği için onu her vesileyle kullanan ama aslında bu kutsal değerleri araç yapabildiğine göre yeterince de ona inanmayanlara denir. Şu anda dinci bir kadro var. Yani Allah'ın ismini duvara yazıp mesela Allah için evet verin diyebiliyorlar. Bu inanan bir insan için son derece ayıbın ötesinde günah bir davranıştır. Ya da işte camide çıkıp yerlere yatıp koca koca adamlar evet çizip camiyi bir siyasi gösteri merkezi haline getirebiliyorlar. Bunları dindarlar yapmaz. Mütedeyyin insanlar, hakiki muhafazakar insanlar yapmaz. Bunu ancak dinin toplum üzerindeki etkisini bilen ve dini hoyratça kullanabilen, aslında bu değerlere yeterince içtenlikle inanmayanlar yapabilir. Mesela muhafazakarlık da böyle. Muhafazakarlık toplumun derinlerinde saygı, sevgi, hakkaniyet, adalet gibi duyguları içselleştirmiş ve onların muhafazası üzerinden hayatını kurgulamış insanlara denir. Mesela muhafazakar bir iktidar İstanbul'u kulelere, gökdelenlere mahkum etmez. Ben bunları bakanlığımdan beri söylüyordum. O yüzden de zaten 12 yılında tamamen birbirimize geçmiş vaziyetteydik. Yani peki. Bunların tartışmasıyla geçiyordu.